con la 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 la. Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, 13. R5 videosunu bekliyorsunuz biliyorum arkadaşlar, yorumlarda falan da sürekli görüyorum. Bana da line'dan sürekli atılıyor. Bir aksilik olmasa bu akşam yayınlayacağım arkadaşlar. Her şeyi hazır kaydedin, sadece bu akşam 8'i bekliyorum. Dediğim gibi bir aksilik olmazsa bu akşam 8 gibi 13. R5 videomuzu atacağım. Bu ay büyük ihtimalle bir tane daha R5 atacağım arkadaşlar. 14. R5'i de atabilirim. Bununla ilgili de yine konuşuruz. Konumuza gelelim arkadaşlar. Konumuz Elsa Bloodstone. Biliyorsunuz Elsa Bloodstone'u R4 attım. Seviye yükseltme videosu vardı. Yine linkini alta koyacağım açıklama bölümüne. Aynı zamanda arkadaşlar yine izlemenizi istediğim bazı videoların da linkini açıklama bölümüne atarım. Dilerseniz izlersiniz arkadaşlar. Elsa Bloodstone'u orada bir yükseltmiştik arkadaşlar ve R4 yapmıştık. Şimdi Elsa Bloodstone'u detaylı tanıyalım. Kimdir nedir? Yani bu videodan sonra eminim birçok kişi Elsa Bloodstone'u daha çok sevecektir arkadaşlar. Elsa Bloodstone beceri sınıfının temel özelliği olan taktiksel oynamayı yine almış arkadaşlar. Sonuna kadar almış. Birazcık da hasar vermişler. Daha çok özellikle kritik hasarı vermişler diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Elsa Bloodstone'un özelliklerine bakalım. Kanlı mücevher koruması. Bu ne işe yarıyormuş arkadaşlar? 3 farklı özelliği varmış. Bunları tek tek göstereceğim. İlkini diyor ki Elsa Bloodstone bir kanama yerse, mesela ustalıkların kanamanız açıksa veyahut da rakipten bir kanama yerseniz rakibin üzerine pasif bir bozma atar arkadaşlar. Pasif bozma hem rakibe hasar verecek. Yarım saniyede bir 216, yani saniyede arkadaşlar 513 ediyor küsürüyle beraber. 513 her saniye hasar verecek kanama üzerinize ne kadar kalırsa. Aynı zamanda rakipteki arkadaşlar iyileşmeyi de engellemiş olacak. Hadi şöyle ufaktan bir bakalım neymiş. Karşımızda arkadaşlar yine bizim ittifakımızdan bir arkadaşımızın Blade'i var. Blade'e özel saldırı bir attıracağım ki bana kanama hasarı versin arkadaşlar. Diğer özelliklerin hepsini, yukarıdaki bütün özelliklerini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu L1'i bir yiyelim. Arkadaşlar dikkat edin. Ben kanama yediğimde bakın rakibin üzerinde hem bozma var hem de iyileşmesi yok arkadaşlar. Şu anda iyileşmiyor. Ama üzerindeki kanama geçtiği zaman iyileşmeye başlayacak. Onu da şimdi göreceğiz arkadaşlar. Üzerindeki kanama geçti ve tekrardan Blade'in arkadaşlar gördüğünüz üzere iyileşmesi açılmış oldu. Yani kanama hasarı yediğimizde rakibe hem bir bozma veriyoruz. İsterseniz kanama ustalığını da bunda açabilirsiniz. Bu özellik için. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Gerçi finalde söyleyeceğim. Elsa Bloodstone için nasıl bir ustalık lazım diye söyleyeceğim. Bu Elsa Bloodstone arkadaşlar kanlı mücevherinin kanlı mücevher korumasının özelliklerinden bir tanesi. İyileşmeyi bu şekilde engelleyebiliyor. Diğer özellik arkadaşlar hasar vermeyen bir zayıflatıcı varsa üzerinizde 2.6 saniyede bir bunu kesinlikle kaldırıyor. Mesela nedir arkadaşlar hasar vermeyen zayıflatıcılar? Zırh kırmalar, yorgunluk, bitkinlik gibi şeyler arkadaşlar veya işte zayıflatma gibi şeyler. Özellikle Scarlet Witch'i de çok fazla var biliyorsunuz. Zehir dışındakilerin hepsi, ki buna iyileşme engeli de dahil arkadaşlar. Güç kilidi falan alayı dahil. Ama öyle bir şey daha var ki arkadaşlar, Void. Void'in attıkları sizin üzerinize biliyorsunuz 10 saniyede bir etki atıyor. Ve bunu kaldırmanız için onlu kombolara denk getirmeniz gerekiyor. Yani bir de hasar yiyorsunuz. Ama Void'in attığı zayıflatıcılar direkt hasar vermiyor. Void'in kendi özelliğinden dolayı sizde biz herhangi bir zayıflatıcı varsa hani hasar verene gerek yok. Direkt hasar veriyor. Onu da şöyle görelim arkadaşlar. Void'in attığı etkilerin hepsini kaldırıyor. Karakter bir nevi anti-Void, Void avcısı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi Void'in üzerinde şurada bir zaman sayacı var. Bu zaman sayacı arkadaşlar 10 saniyede bir işliyor. Şimdi bak arkadaşlar, üzerime zayıflatıcı geldi. Ve zayıflatıcı kendi kendine kalktı arkadaşlar, fark ettiniz mi? O kalktığı zaman da bana isabet veriyor. Bakın üzerimdeki isabet 2 tane oldu arkadaşlar. Void bana ne zaman aç? Biraz şimdi hasar da yiyelim, dayak da yiyelim ki 2 tane 3 tane zayıflatıcı atsın üzerime artık arkadaşlar. Yani özel saldırı birle falan da atsın. Bakın attığı pasif olan zayıflatıcıyı kaldırıyor. Bir de üstüne isabet getiriyor. Yani artık isabet de alıyorsun, daha fazla kritik vurabiliyorsunuz. Tekrar üzerime bir zayıflatıcı attı. Yine kaldırdım onu arkadaşlar. 2.6 saniye sürüyor. 2.6 saniyede bir kaldırabiliyor. O da en uzun süresi. Yani üzerinizde 2-3 tane var mesela. Şimdi hem özel saldırı bir atsın. Hem de arkadaşlar üzerindeki, bakın üzerindeki geldi. Hemen kaldırdım ve onu isabete çevirdim.
özel saldırı bir attı. Geldi. Bunu da hemen kaldırıyoruz arkadaşlar. Tekrar isabete çeviriyoruz. İkili atacak birazdan. İki tane geldiğinde yine arkadaşlar ikisini de kaldırmış olacak. Bak onu kaldırdı. Tekrar bu geldi. Bunu da kaldıracak. Bir daha gelecek. Gel babam gel. Yani Void için müthiş bir anti diyebilirim ki bir de kopya olursa, şimdi kopya olmadığı için göstermedim ama özelliğini. Kopya olursa bilimleri affetmiyor arkadaşlar. Daha güçlü oluyor kopya olduğunda bilimlere karşı. Bir gün kopya olursa o özelliğini de yeniden anlatırım arkadaşlar. Karakter bu şekilde bir nevi anti Void. Şu ikili etki de gelecekti. Onu da bir hemen gösterebilsem sanıyorum buradaydı. Yok değil, bunu şimdi kaldırır. Kaldırıyor, çok etkili. Yani zırh kırmaları, yorgunlukları, güç kilitlerini, aklınıza neyse bu tarz pasif, yani kanama, zehir, bozma, ani soluk gibi şeyler değil. Geçelim arkadaşlar. Doğru zamanlamalı bloklar, yani siper attığınızda rakibi arkadaşlar, rakipten kendisi anında kaçıyor. Ve kaçarken de rakibe çat diye bir hasar veriyor arkadaşlar. 270 doğrudan hasar veriyor toplu tabancasıyla. Hemen ona da bakalım. Ve tabii ki bunun bir süresi var arkadaşlar. 11 saniyede bir yapıyor bunu. Bunu da yine burada gösterelim. Siper attığımız anda arkadaşlar gördüğünüz gibi hem rakipten kaçan da rakibe ekstra bir hasar veriyor. Yalnız şuna dikkat edin. Bu hareketi durdurulamaz karakterlere karşı yapmayın. Çünkü durdurulamazlar ileri itilmiyor. Gelip sizi dövmeye devam eder arkadaşlar. Atak oynarlarsa buna dikkat edin. Bakın şu anda üzerimize tekrar kaçması için bir zaman sayacı var şurada. Bu zaman sayacı arkadaşlar dolduğunda aynı muhabbeti bir kere daha yapabilecek. Azıcık itelim. Zaman sayacımız tekrar çalışmaya başladı. Dolduğu zaman arkadaşlar bir kere daha. Azıcık git ve siperi bas. Tabi siper attıktan sonra arkadaşlar, yani bu etken sonra eğer rakip durdurulamaz değilse, ki dediğim gibi kesinlikle durdurulamazlara yapmayın. Anında karşı saldırıya da geçebilirsiniz. Hadi bu videoyu da geçelim. Sırada geldik arkadaşlar. İki farklı silah var elinde bunun. Bir tanesi cehennem ateşi mermilerini sağlayan bir silah tüfeği var diyeyim. Bir de arkadaşlar dev avcıdır dediği toplu tabancası var. Bir tane tabancası varmış. İki farklı silah var. Bunlardan bir tanesi rakibe hasar veriyor. Bir tanesi arkadaşlar bu verdiği hasarın etkisini arttırıyor. Kombolarınızı orta saldırıyla bitirirseniz arkadaşlar rakibin üzerine yakma veriyorsunuz. Rakibin üzerine yakma veriyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunu kaç kere yapıyor? Üzerinde bir şarjı var. 6 tane şarjı var arkadaşlar. 6 kere yaptıktan sonra bir tekrardan dolma süresi bekliyorsunuz. 11 saniye kadar sürüyor arkadaşlar. Eğer rakip yakma yemiyorsa bu sefer ani soğuk veriyor. Yakmaya bağışıklı olan karakterlere diyor ki ya bu yakmaya bağışıklı değil mi? Yani beceri sınıfı biraz daha taktiksel diye. Yakmaya bağışıklıysa ani soğuk veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda rakip kaçan bir karakterse, mesela rakip mesela Stark örümcek. Bir kere dövüşte kaçtıktan sonra bu yakma etkisi yerine, yani orta çaplı saldırı bitirdiğinizde yakmak yerine yine ani soğuk veriyor. Biliyorsunuz ani soğuk kaçmaları da engelliyor. Yine arkadaşlar bir bakalım. İlk olarak yakma özelliğini görelim. Yani combo sayacınızı ister 5'li ister 2'li yapın. İster 3'lü fark etmez. Son saldırınızı orta saldırıyla bitirsin arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi yakmaları veriyor. Ve kendi üzerinde şöyle bir yakma takviyesi, güçlendirmesi var diyeyim. Bunlar bittikten sonra bir bekleme süresine girecek. Şimdi göreceğiz zaten. Eğer hafif saldırıyla bitirseniz arkadaşlar şurada gördüğünüz şu zırh kırığı gibi olan etkiyi verecek. Bu da rakibin üzerine attığı yakma ve ani soğukları arkadaşlar etkisini %50 daha da arttırıyor. Çat 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 yapıştırıyor ve tabii ki her ikisinin de bittiği zaman arkadaşlar şurada bir bekleme süresi var. 11 saniye içerisinde geri geliyor. Bu muhabbet de böyle, hemen devam edelim. Bir sonraki arkadaşlar Void biliyorsunuz yakma yemiyor. Az evvel demiştik yani yakma yemediğinde gördüğünüz arkadaşlar Void'e hemen şurada gösterelim. Ani soğuk atmış. Void'in üzerindeki ani soğuk. Güzel. Bunu da geç. Değil mi? Tamamen taktiksel. Yani beceri olanın geneli taktiksel.
Bu da Elsa'da da bayağı bir şey eklemişler. Burada da Stark örümcek arkadaşlar. Şimdi orta saldırıyla bitirince gördüğünüz gibi yakma veriyor. Stark örümcek bir kere kaçarsa, kaçması için bir özel saldırı bir atacağım. Özel saldırıyı bilen biliyorsunuz. Özel saldırıdan kaçma ihtimali çok daha yüksek. Şöyle bir özel saldırı atıyorum ve rakip kaçtı. Şimdi arkadaşlar orta saldırıyla bitirdiğimde ani soğuk verecek ve artık kaçmasını engellemiş olacak. Hemen orta saldırıyı bitiriyoruz. Ani soğuk arkadaşlar. Olay bitmiştir bu saatten sonra. Stark veya herhangi bir kaçan, yalnız otoblokları etkili değil arkadaşlar. Sadece kaçmaya etkili. Yani gerçek saldırı açmıyor. Kaçışı engelliyor. Bu şekilde arkadaşlar özel saldırı biriyle de düzeltiyorum. Orta saldırıyı bitirdiğinizde yakma yerine kaçan bir karaktere ani soğuk vererek kaçmasını engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Geçiyorum. Diğer özelliklerine özel saldırı 1, özel saldırı 2 ve özel saldırı 3'üne gelelim arkadaşlar. Hepsini bir arada göstereceğim. Özel saldırı 1'i attığınızda kendi üzerine kritik oranını arttıran arkadaşlar, işte seviyenize göre değişen, arttıran bir isabet veriyor ve bu elin üzerinize sonsuza kadar kalıyor. Ta ki başka bir özel saldırı gerçekleştirene kadar arkadaşlar. Yani iki kere özel saldırı bir atarsanız iki tane isabet oluyor ki kritik oranı güzel artıyor. Özel saldırı 2 attığınızda arkadaşlar dev avcıları dediğimiz etkiyi atıyor rakibin üzerine. Neydi? Rakibin üzerine yakma veya ani soğuk varsa bunların etkisini %50 arttırma özelliğiydi. Eğer o biterse, dev avcıları biterse yakma veya ani soğuk neyse duruma göre o etkiyi veriyor. Ve özel saldırı 3 attığınızda arkadaşlar üzerinde 3 tane zalimlik etkisi açıyor. Biliyorsunuz zalimlik kritikte vurduğunuz rakamı daha da yükseğe çıkartıyor. Ve her 22 saniyede bir arkadaşlar bunlardan bir tanesi azalıyor. Eğer üzerinizde bulunan o ateş yükü ve işte zırh yükünü harcarsanız kendisini sıfırlıyor süresini, yani tekrar 3'lük alabiliyor. Eğer sıfırlamazsanız her 22 saniyede bir tanesi gidiyor. Hadi bu özelliklere bakarak arkadaşlar bir de şöyle kış askerine karşı dövüşelim. Siper attığımızda hemen rakipten kaçtı ve hemen zırh kırma muhabbet dediğimiz gibi, yani işaret ona benziyor. Üzerindeki zayıflatıcıların etkisini arttıran hasarını verdi. Şimdi özel saldırıyı bir atacağım. Bakın arkadaşlar isabet üzerimde açıldı ve bir zaman sayıcı yok. Sıkıntısız bir şekilde sonsuza kadar benimle, ta ki yeni bir özel saldırı atana kadar arkadaşlar. Bu arada arkada enerji patlamalarını da görüyorsunuz. 1000-1300 falan, yine bu da Elsa Blood'un güzel özelliklerinden bir tanesi. Şimdi ikinciye attım. Tabii ki kritik oranı çok daha fazla ama yani hasar vermesi biraz düşük karakterin. Bakın iki tane isabet oldu arkadaşlar üzerimde. Ve tekrardan bitti. Şimdi özel saldırı 2 veya özel saldırı 3 attığım zaman hop bir daha özel saldırı 1. Yine aynı şekilde arkadaşlar kritik oranımı bayağı bir arttırıyorum. Sürekli kritik vuruyor. Mesela bu karakteri nerede kullanabilirsiniz? Corvus Glaive'i çok fazla kullandığımız yerlerden bir tanesi. Rakiplerin özellikleri mesela kritikle sadece hasar alır özelliği var. Yine bu özel saldırıyı bir spamlayarak bolca kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu karakteri kullanacaksanız kanama zehri açmanızı tavsiye etmem. Çünkü karakterin çok fazla özel saldırı atmaya ihtiyacı var. Kanama zehri açarsanız da geri tepme hasarını oldukça fazla yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üzerinde isabet varken özel saldırı 2 attım. Güzel hasar verdi ama arkadaşlar gördüğünüz üzere İsabetimin süresi bitmeye başladı bu sefer de. Yani üzerine isabet açmasa bile bu arada datası geliyor arkadaşlar. Kritik atma oranı oyunun en yüksek karakteri. %37,5 yanlış hatırlamıyorsam. Yine ufaktan bir bakabiliriz. Özel saldırı 1'e attım. İsabet üzerimde duruyor arkadaşlar. Bir kere atarsanız sonsuza kadar kalıyor. Ama ikinci bir özel saldırıda artık oynamaya başlıyor. Şimdi özel saldırı 3 atacağız inşallah. Yanlış hatırlamıyorsam öyle yapmıştık. Yok, önce dayak yemişiz. Ondan sonra özel saldırı 3 atıyoruz abi. Tamam. Elsa Blood özel saldırı 3'ünü atıyor. Şimdi üzerine 3 tane zalimlik atacak arkadaşlar. Bu 3 tane zalimliği açtığı zaman da kritik attığında kritik oranını ufak arttırıyor. Öyle çok aman aman arttırmıyor. Yani bir cacık yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hem 3 tane zalimlik var hem de isabetimizin artık arkadaşlar süresi bitiyor. Rakibe de vurdukça dediğim gibi ufak tefek arkadaşlar kritikler veriyor.
üzerimizdeki yüklerden herhangi birini, pasif olan yüklerden herhangi birini tükettiğimizde o zalimliğin arkadaşlar süresi sıfırlanıyor yeniden, yani full hale gelmiş oluyor, öyle söyleyeyim. İki zalimliğe düştü. Bakın iki zalimlikteyken bile zaman sayıcı çalışırken atıyorum eğer saldırı biri ve tekrar kendini sıfırlamış oldu. Yani bu karakterleri nasıl oynarsınız? Bir kere özel saldırı 3 atacaksınız. Sonra sürekli özel saldırı 1 spamlayacaksınız ki sürekli kritiğini hani atabileceği yüksek oranda atsın diyebilirim. Ya da özel saldırı 2 atabilirsiniz. Çok aman aman kullanışlı değil. Ama taktiksel bazda bazı yerlerde özellikle Void'e karşı oldukça etkili. Yine eğer elinizde doğru düzgün karakter yoksa kaçışlar için, kaçışlara karşı da kullanabileceğiniz orta çaplı bir karakter arkadaşlar. Ama kötü bir karakter denmez. Dediğim gibi taktiksel bazda ve kritik vurma oranı da yüksek. Yani birçok karaktere göre daha fazla iş yapabilir. Özellikle arkaya attığı enerji patlamaları dikkat ederseniz hakikaten şekilli şükelli işler de yapmıyor değil. Bu da L2'si işte abi. İşte verebileceği yüksek hasar. Arkada patlamalar yine 2000-2500 vesaire falan tokatladığı güzel sahneler. Bak 2500-2500 geliyor. 2700 patlamaları da görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 2900 falan. Bam. Böyle bir karakter. Siz Elsa için ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce Elsa 10 üzerinden kaç eder? Bana sorarsanız bence bir 10 üzerinden 6-6.5 civarı eder. Siz de düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. La 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 la